Wow. Merhabalar, yeniden beraberiz. Normalde bu izlediğiniz videoyu Perşembe günü, yani normal rutin yayın günümüzde izleyecektiniz ama çok ufak, ama beni ufaktan daha da fazla üzen bir küçük teknik problemden dolayı Cuma günü, yani bugün yayınlayabiliyorum. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Bilmiyorum bunu isteyince kızıyor musunuz ama videoya başlamadan önce sizden videoyu beğenmenizi ve kanala eğer abone değilseniz abone olmanızı isteyeceğim. Çünkü beni takip eden, videolarımı izleyen, kaçırmak istemeyen ama bunun yanında kanala abone olmayan ve videoları hiçbir etkileşimde bulunmayan çok fazla takipçimle karşılaşıyorum. O yüzden de önden bir hatırlatma yapayım istedim. Şimdi bugün ne yapacağız Cansu derseniz, bugün tek marka makyaj serimi, bence çok faydalı bir seri gerçekten, İkinci videosuyla karşınızdayım. İlk videoda çok daha, yani bu videodaki konuğuma göre çok çok daha yüksek fiyatlı bir markayı konuk etmiştik. Bu videoda hem fiyat performans olarak sizi mutlu edeceğini düşündüğüm, hem gerçekten de çok güzel, az ama öz ürünleri olan bir markayı, Revlon'u konuk ediyorum. Revlon'un bende çok çok daha özel bir yeri daha var. Revlon'un dünya ünlü make-up artisti David Molina Türkiye'ye geldiğinde bana bir makyaj yapmıştı. Hatta onunla beraber bir makyaj videosu çekmiştik. Nancy. Oh my god. Wow. It looks so beautiful. It looks nice, yeah. I like it. You like? I really like it, yeah. Thank you very much. I don't want to clean the brush. No. Yeah, no. Want to go all like this? Yeah. Go together then. Yani bundan 2 sene önce falan herhalde. Evet, bayağı olmuş. Onun da linkini aşağıya bırakıyorum. Lütfen izleyin. Hatta yorumlarda bence bayrakları asabiliriz. Kafamda tam anlamıyla bir makyaj belirlemedim. O yüzden videoyu çekerken aslında siz de şu anda izliyorsunuz ya, ben böyle sizinle konuşarak, düşünerek bir şeyler yapmayı seviyorum. Ama bazı renkler belirledim. Güzel, değişik şeyler yapmayı planlıyorum. Bilmiyorum nasıl olacak. Hemen makyaja geçelim. Revlon'un ilk olarak Photoready makyaj bazıyla başlıyorum. Bu gerçekten yapısını çok sevdiğim ve güzel bir makyaj bazı. Bunu komple bütün suratıma sürmeyeceğim. Sadece, görüyor musunuz, Revlon'un fırçasını kullanıyorum. Her şey konsepte özel. Gözeneklerimin olduğu kısımlara böyle getiriyorum. Bu baz böyle blur bir efekt veriyor ve aynı zamanda da gözenekleri çok güzel gizliyor. Şimdi yakından da göstereceğim size. Fırçamla cildime bıraktıktan sonra şöyle parmak uçlarımı birazcık gözeneklerin içine doğru yediriyorum. Burnumdaki o pütür pütür görünüm içinde ve fondötenin daha iyi durması içinde şöyle burnumun üzerine de uyguluyorum. Birazcık çeneme ve tamam. Sıra geldi Revlon ColorStay fondötene. Küçük bir flashback yapalım mı? Fondöten seçimimse son zamanlarda sıklıkla kullandığım ve sanırım artık Instagram'da görmekten bıktığınız Revlon'un ColorStay fondöteni oldu. Evet, ben bu fondöteni YouTube'daki ilk makyaj videomda, hatta YouTube'daki ilk videomda kullanmıştım. İlk çıktığı zamanlarda hatırlıyorum bu fondöteni, çünkü yabancı YouTuber'larda falan çok görüyordum. Ülkemizde olmadığı zamanlarda çok merak ettiğim bir fondötendi ve ben çok uzun bir dönem başka hiçbir fondöteni elime sürmeden bu fondöteni kullandım. Önce fırçayla yüzümü bırakıyorum, sonra süngerimle dağıtacağım. Tipime bakar mısınız? Kapatıcılık olarak ortanın üzerinde çok iyi seviyede bir performansı olmasının yanında, asla, genelde kapatıcı fondötenler kurur, yüzde ağır durur, daha kalın yapıya sahip olurlar ya, bunda asla öyle bir şey yok. Gayet yumuşak bir yapıya sahip, cildinizi gün içinde kurutmayan, dağılma, kusma, işte gün içinde bozulma gibi problemlere sebep olmayan, yani aldığınıza memnun kalacağınız ve sizi mutlu edecek risksiz ve çok güzel bir fondöten olduğunu söyleyebilirim. Komple bir kat değil ama böyle izlerimin daha çok belli olduğu, kırmızılıkların daha çok belli olduğu yerlere birazcık daha üzerinden geçiyorum. Kapatıcılığının artırılabilir olması da fondötenle çok iyi bir şey bence. Çünkü bazı fondötenleri sürüyorsunuz, 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 aynı şeyde kalıyor. Ya da sürüyorsunuz, kapatıcılığı artıyor ama yapısı değişiyor, böyle kat kat duruyor. Bunda öyle bir şey olmaması, ürünün kullanım şeklini sizin belirleyebiliyor olmanız bence hem ten ürünlerinde ama özellikle fondötende çok önemli bir şey bence. Fondöteni sürerken şu bölgeleri de sürmek gerekiyor. Şöyle yapmak yerine şöyle de sürebilirsiniz mesela. Fondötenden sonra yine aynı serinin, Revlon ColorStay serisinin kapatıcısına geçiyorum bu sefer. Çok çok fazla uygulamayacağım. Nedense bir flashback yaşadık ya az önce, aklıma David'in o ürünleri nasıl az uyguladığı, gerçekten özellikle ten ürünlerini
ve ortaya ne kadar güzel doğal bir sonuç çıkardığı aklıma geldi. O yüzden birazcık utandım. El alışkanlığımı bir kenara bırakarak daha az az uyguluyorum ürünleri. Bu kapatıcının sarı alt tonlu olması çok güzel. Yine yapı olarak fondötenine çok benziyor. İyi anlamda yani. Yumuşak, göz altlarınızı kurutmayan bir kapatıcı. Benim kullandığım rengi 02 Light galiba. Evet, 02 Light rengi. Gördüğünüz gibi baktığınız zaman fondötene göre daha sarı alt tonu duruyor. Ve böyle olması aşırı değilse çok daha iyi bir şey kapatıcıda. Çünkü aydınlık gözükmesi için sarı alt tonlu olması kapatıcının çok daha iyi. Şimdi bunları yine süngerimle ufak ufak dağıtıyorum. Hani Revlon hem kendi kategorisinde hem de genel olarak bence çok başarılı bir marka. Zaten biliyorsunuzdur sadece Watsons mağazalarında satılıyor. Ve o indirim dönemlerinde aman Allah'ım özellikle fondöten ilk çıktığı zamanlarda gidiyordum. 3'er tanemi alırsın, o indirimlerde 5'er tanemi alırsın hiç kaçırmıyordum. Hala ne zaman indirime girse ya da böyle Watsons alışverişimde ilk gittiğim standlardan bir tanesi Revlon oluyor. Revlon ten ürünlerinde hem Photoready kullandık hem de Colorstay kullandık. Şimdi Photoready'den devam ediyorum. Bu pudrasını kullanacağım. Bu da çok başarılı bir pudra. Pudrasının içinden de şöyle kendi fırçası çıkıyor. Benimki ten rengime çok yakın bir renk. Hatta aynı bile diyebilirim. Bununla sadece böyle gün içinde parlama olmasın. Yağı kontrol altına alayım. Ve bu serinin ürünleri fotoğraflarda çok güzel çıktığı için videoda size daha güzel gözükeyim diye komple yüzüme değil de şaşırdınız mı? Gözeneklerimin üzerine şöyle burnumun üzerine uyguluyorum. Ve aynı pudrayla göz kapaklarımı sabitliyorum. Markanın en güzel allık renklerinden bence. Ben bunu özellikle doğal makyajlarda çok severek kullanıyorum. Böyle ağır makyajlarda hafif allık istediğimde de çok güzel duruyor. Rose Glow isimli allığı. Bunu böyle büyük bir fırçaya alıyorum. Bu allığın içinde hem altın yansımalı, sedefli, böyle biraz daha koyu renkli çubuklar, şeritler, renk blokları var. Hem de pembeler, biraz daha nude renkler olduğu için hem allık olarak çok rahat kullanabiliyorsunuz hem de parlak bir highlighter olarak kullanabiliyorsunuz. Bakar mısınız direkt? Hem canlılık veriyor hem de çok güzel parlatıyor. Çok hafif burun kemiğime allık geçeceğim. Şu görüntüye bakar mısınız? Günlük makyajlarla da çok güzel olabilecek bir ürün. Özellikle çok fazla makyaj ürünü kullanmayı sevmiyorsanız tek üründe hem canlı bir görünüm hem de parlak boyutlu bir görünüm kazandırmış oluyorsunuz. Ve birazcık daha renk katmak için Revlon'un Insta Blush'larından bu rengi kullanacağım. Şöyle çok hafifçe bırakıyorum. Süngerimle dağıtıyorum. Ve ten ürününde son nokta birazcık vurucu olacak olabilir. Çünkü highlighting stick kullanacağız. Bu da yine Photoready serisinden. Bunu elmacık kemiklerimin en yüksek gözükmesini istediğim yerlere ve yüzümde biraz daha ön plana çıkarmak istediğim burun kemiği, çene ucu gibi yerlere uygulayacağım. Bir de dudak üstü tabii ki. Doğallaştırmak için de parmaklarımın ucuyla dağıtıyorum. Bu Revlon'un yine Colorstay serisinden böyle iki taraflı bir kaş ürünü. Ben bunu çok pratik buluyorum ve özellikle şu kaş jelinin yapısını çok beğeniyorum. Şimdi kullanınca göreceksiniz. Öncelikle kaşlarınızı kalemiyle şekillendiriyorsunuz. Ben sadece şöyle boş kısımlarını dolduracağım. Kalem yapı olarak da çok yumuşak ve direkt renk veren bir yapıya sahip olduğu için hiç sizi öyle zorlamıyor. Doldurduktan sonra fırçamla kaş fırçasıyla tekrar üzerinden geçiyorum şöyle bir. 2 numaralı adıma geçiyorum. Jel kısmı kaşlarınızın gün boyu taradığınız formda kalmasını sağlıyor. Ve aynı zamanda da renk veriyor. Yapı olarak ben bu kaş jelini çok seviyorum. En sevdiklerim arasında diyebilirim. Eğer kaşlarınızı doldurmuyorsanız sadece kaş jelini kullanarak hem form verebilir hem de renklendirebilirsiniz. Far kategorisinde Revlon'dan 3 farklı ürün kullanacağım. Hem size tek marka makyaj serisinde olabildiğince biliyorsunuz fazla ürün göstermeye çalışıyorum bir markadan. Hem de kafamda bir şeyler canlanıyor gibi. Bakalım göreceğiz şimdi beraber. İçinde mürdüm tonları var. Biraz daha koyulu, açıklı. Tam bir buğulu göz makyajı yapabileceğiniz renklerde. Diğeri daha herkese, genel bir kitleye hitap eden, herkesin sevebileceği küllü tonlar olan, kahverengiler olan, aydınlık bir ton olan bir far paleti. Yine Colorstay serisinin krem farı. Bu krem farın çok tatlı bir olayı var bence. Size onu göstereyim. Şimdi böyle baktığınızda normal bir krem far ya, bunu böyle çeviriyorsunuz arkasını. Arkasından tırtıklı bir yeri var. Onu şöyle çıkartıyorsunuz. Ve içinden aplikatör çıkıyor uygulamak için. Çok güzel yapmamışlar mı? Bunu sadece gözümün ana bölümüne uyguluyorum.
Parmağımla da destekleyerek göz kapağımın tümüne bunu sürüyorum. Şimdi göz makyajını yaparken sizi birazcık daha yakınıma alacağım. Mürdüm ağırlığında renkler barındıran paletten şuradaki rengi alıyorum. Katlanma bölgesine yavaş yavaş dağıtacağım. Rengi iyice dağıttıktan sonra aynı renkten birazcık daha alıyorum ve köşelerden rengi arttırıyorum. Bu sefer aynı far paletinden şuradaki rengi alıyorum ve bunu göz kapağımın köşelerine uyguluyorum. Bu sefer diğer paleti alıyorum ve bundaki şu gördüğünüz koyu rengi alıp gözümün köşelerine bırakıyorum. Ve daha sonra Revlon'un bu, bakar mısınız uyumuna, göz makyajımla, bu renkteki mürdüm tonlarındaki bu liner pensili galiba. Evet, eyeliner pensilini göz içlerime süreceğim. Üst göz içlerine iyice bulaşması için gözlerimi şöyle sıkıyorum. Yine Revlon Color Stay'lerden Angel Karajal kalemini deneyeceğim. Bu böyle iki taraflı bir kalem. Bir tarafında dağıtmanız için aplikatörü var. Eğer isterseniz bu fırçayla şöyle dumanlı bir göz makyajı yapabilirsiniz. Şimdi beraber yapacağız. Asansörlü diğer tarafı. Bunu gözümün kenarlarına hemen uyguluyorum. Çok yumuşak. Diğer gözü de aynı şekilde fırçayla dağıtıyorum. Krem fardan şöyle alıp göz kapağımın ortasının üzerinden geçiyorum. Mürdüm rengimizle tekrar köşelere gölgelendirme yapıyorum. Diğer far paletine geri dönüp şuradaki beyaz renkten alıyorum iç kısımlarına. Markanın en iddialı ürünlerinden Revlon Volumizing maskarayı kullanacağım şimdi. Bunun fırçası gerçekten çok değişik. İddiası da daha volümlü kirpikler elde etmenizi sağlamak. Bunu böyle aynama aşağıya aldım. Çapraz çapraz uyguluyorum. Sonrasında iki kirpik arasındaki farkı göstereceğim. Bu şu anda maskarayı tek kat sürmüş halim. İki kirpik arasındaki farkı görüyorsunuz. Şöyle farklı açılardan da göstereyim size. Hiç topaklanma yapmaması, bayağı sevdim şu anda. Wow diyorum. Gerçekten wow diyorum bu maskaraya. Şimdi makyaja bakıyorum. Denediğim Revlon ürünleri arasında sadece Volumizing maskarayı ilk defa deniyorum ve bayıldım. Ruj olarak elimde 4 tane farklı Revlon ruju var. Hepsi de farklı serilerden. İlk olarak bunun adı Pink in the Afternoon 415 numara bu ruju deneyeceğim. Revlon'un bu krem rujlarını da çok seviyorum. Çok yumuşak, çok kolay sürülüyor. Mesela bu renk ruj baktığınız zaman makyajı daha canlı, daha farklı bir yere götürüyor. Günlük kullanımda da çok güzel bir ruj rengi bence. İçinde hem nude'luk var hem pembelik var. Çok beğendim rengini. Ama bu makyaja hangi renk ruj daha iyi olur karar veremiyorum. O yüzden tabii ki ne yapacağım size soracağım. Şimdi bu bir numaraydı. Yani benim numaralandırmama göre rujun numarası 415. Aşağıda açıklamalar kısmında Revlon'un bütün ürünlerinin tam isimlerini bulabiliyor olacaksınız. Bu makyajla bu bir numara mı? Aynı seriden bu sefer bu da bence bu makyaja çok yakışabilecek bir renk. Çünkü göz makyajında kullandığımız tonlara çok benziyor. 460 numarayı sürüyorum. Bu ruj da çok güzel. Şimdi bilemiyorum o yüzden. Diğerine göre karşılaştırdığınız zaman içinde daha hafif pırıltıları var ve daha pembemsi. Diğerinde biraz daha nude'luk vardı sanki, değil mi? Ne diyorsunuz? 2 numara da bayağı kafa karıştırıcı. Bu da çok güzel bir ruj bence ve inanılmaz güzel kokuyor. Kokusu aşırı güzel. Yalnız sürümü çok kolay. Dudak kalemine falan hiç ihtiyacınız yok. Şöyle çantanızdan çıkarıp dışı çıktığınızda hop diye sürebiliyorsunuz. Ve bu rujda şeyi çok sevdim. Genelde beğenilen o görüntü vardır ya, dudak kalemiyle birazcık geçip üzerine hafif bir parlatıcı sürmek. Hem çok doğal durur, aynı zamanda da çok şık ve her şekilde, her makyajda kurtarıcı durur. Bu ruju şu an tam olarak o görüntüye benzettim. 3 numara. Ne diyorsunuz? Bir diğeri ise Revlon bu ruju çıkarttığı anda yapıştığım. Hatta Müge bu videoyu izliyorsa hatırlayacaktır. Bayağı böyle bu rujun delisi olmuştuk. Saltır rengi. Bu makyaja bu rengine çok yakışacağını düşünüyorum. Bu böyle asansörlü
kullanabileceğiniz bir ruj. Bunun çok güzel farklı renkleri de var. Eğer bilmiyorsanız, bu seriyi keşfetmediyseniz mutlaka bakın. Hem çok kalıcı hem de 2 dakikada ve sürmesi çok kolay. Bu da 4 numaralı seçeneğimiz arkadaşlar. Numarası 225 Salty rengi. Çok kararsızım şu anda. Siz bu makyajda hangi rengi kullanırdınız? Aşağıda yorumlarda bekliyorum. Ve videonun sonuna geldik. Umarım makyajı ve bu konsepti ilk defa izlediyseniz beğenmişsinizdir. Revlon, videonun başında da söylediğim gibi benim için yeri çok ayrı bir yerde olan ve ürün performansı olarak da fiyat performansı olarak karşılaştırıldığında çok başarılı bulduğum bir marka. Rujları, fondöteni ve özellikle bu maskarası bence bu makyajın starı oldu diyebilirim. Far olarak da beğendiniz mi? Onu da aşağıda yorumlarda benimle paylaşır mısınız? Bence güzel, değişik bir makyaj oldu. Revlon markasını sadece Watsons mağazalarında bulabiliyorsunuz. Özellikle indirim dönemlerini kaçırmayın derim. Çünkü o indirimlerle beraber uygun fiyata kaçırmanızı istemediğim ürünler var. Umarım bu videoda Revlon'dan neler alabileceğiniz konusunda, marka konusunda faydalı olabildiğim bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz her zamanki gibi aşağıdaki beğen butonuna tıklayın ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de aşağıdaki açıklamalar kısmına benim için anısı olan ilk makyaj videomu ve David Molina ile çektiğimiz videoyu bıraktım. Video 10 yıllık falan ama izlemenizi istiyorum. Benim için çok gurur verici gerçekten. Instagram hesabımı da aşağıda bulup takip edebilirsiniz. Gelin orada da beraber olalım. Bazı videolarımın içeriklerini de Instagram'da yaptığım anketlerle siz belirliyorsunuz. Kaçırmanızı istemiyorum. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir de çok fazla şey mi istiyorum, çok mu konuştum bilmiyorum ama aşağıda yorumlarda bir sonraki tek marka makyaj serisinin konuğu hangi marka olsun benimle lütfen paylaşın. Çok öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.